Sen Nuray'ın yerinde olsan tepki ne olurdu ki? Çok kızdım sana. Bir ara su veriyordun, al bu suyu, iç soğuk suyu diyordun kadıncağıza. Gitmiş artık yani araba. Alınmış yani, artık yapacak bir şey yok. Ha, bir anormal bir durum var mı? Tepki doğru mu? Anormal durum şöyle ki Nuray Hanım herhalde her şeyi o yaptığı için konuşma hakkı var diye düşünüyorum. Ona sorulması büyük olarak sorulması gerekiyor. Nuray Hanım acaba siz izin alınsın diye mi düşündünüz? Yoksa sadece haberinin borcu olursa bize kalır, ben ya sıkıntı duyuyor. Ben öyle anladım. Ya şöyle, yoksa Songül Hanım, nişanlısı istiyor, salabilir yani ki de. Ya şöyle Songül Hanım, tabii ki araba alınsın. Ben zaten söz verdim, dedim ki kızım hani araba istiyorlar. Önce bir düğününüzü yapalım. Ondan sonra birikenlere eğer takılmak istiyorsan takın, takılmak istiyorsan hani peşin ata verirsin. Geri kalanı yine kredi çekeriz veya gücümüz yeterse hepsini bir peşin alır veririz. Bir dur. Yani bunu düğünden sonra yapsa ne olur? Daha önünde düğünü var, bir evet, sürü masraf var. Ama piyasa arabayı yükseliyor. Belki tamam da, tamam da Miyasi. Düğün var, düğün. Ya ben şunu net anlayabilir miyim? Düğün var önce. Sen, düğün yapılacak. Nuray'cığım sen borçla alındığını evet mı düşündün yoksa? Yani hani borcu öyle olmadıktan sonra sıkıntı yok benim için. Sıkıntı yok bir. İkincisi daha düğün var. Önümüzde düğün düğüne var, masraf yapacağız evet yani. Hani şöyle evlendikten sonra hediye olarak alabilirdi. Aynen. Peki Sevilacığım senin de bir oğlun var. Yani evet aynı şeyi nişanlıyken yapsaydı Miyase'ye. Eğer önümde bir düğün yapılması gerekiyorsa, gerekiyorsa bekle oğlum. Çünkü düğün yapılacak, tabii tutulacak, gelinlik alınacak, bir sürü masraf, salon tutulacak, eşya evet düzülecek. Tepki ne olurdu? Ondan sonra. Çünkü ben içeride dinlerken sen bu kadar naif bir tepki vermiyordun. Beni burada bir biraz sanki düğün, hani gelinin yanında sanki böyle aman dur bir sakin olayım, konu benimle alakalı değil. Şimdi bana sataşmasın gelin gibi bir tedbirli ilerliyorsun gibi geldi. Buradan görüleceğini bilemedik de bağırdık çağırdık orada da, ama ben gene kaynanaya hak veriyorum. Hayır çünkü orada bir gaza getirdin evet, Nuray'ı. Burada evet bak gelinin yanında sakinledin. Ama bir de bakın Songül Hanım nişanlı, daha evli bile değil. Ya insanlar ya araba sevgilisini... Yani nişanlı birine niye alınsın ki? Bir de artı bir de takı seti de alınmış aynı anda. Hayır, o da sinirlendi şimdi zaten yani, üst üste. Onu bilemem ama kendi kararı. Parası varsa, ben annesine yükü önce yoksa, nişanlısına her şeyi yapabilir. Onun kendi özgür iradesi. Beyhan abla ne diyorsun? Ben şunu demek istiyorum Damla'ya. O nişanlının adı Furkan değil mi? Furkan'ı bana araba almış, sana ne diyemezsin. Bir anneye diyemezsin, tamam mı? Neden? O çocuğun annesi de babası da Nuray Hanım şu an. Tek bir kadın. Başka bir kimsesi yok. Ama alsın, gene de alsın. Düğün masrafından haberin var mı? Evet. Var mı haberin? Demek yapamayacak olsa almaz Damla zaten. Damla o çocuk, onlar bir şey bilmiyor, onlar çocuk. Evet. Onlar bir şey bilmiyor. Ağlıyor ya. Onlar çocuk. Senin onlardan haberin var mı? Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Bence Damla şu anki her şeyi bilinçli yaptığını düşünüyorum. Hani bana da dokunuyor şu anda. Evet. O yüzden hani benim de bir oğlum var. Şimdi yani gerçekten olamaz bir, öyle bir şey ya. Hem anne oluyorsun, hem baba oluyorsun. Ve şahsen çok özür diliyorum. Hepinizi de çok seviyorum biliyorsunuz. Ama bir annenin yani gelecekten korkuyorum birazcık. Çocuğumun kiminle muhatap olacağı ve bana karşı tavrından biraz korkuyorum ve ürküyorum. Evet. Bir anne eşini kaybetmiş genç yaşta. Evet. Evlatlarına siper olmuş, iş kurmuş, oğlunu oturtmuş. Aslında anne onlara küçükten her şeyini vermiş ama o çabalıyor. Erkek gibi çabalıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Biz hakikaten çok yiğit kadınlarız biliyor musun? Çok kişiyi cebimizden çıkartırız. Evlatlara bakıp onların arkasında olmak için. O yüzden çok üzülüyor Nuray. Ne dokundu Nuray bu kadar üzülüyoruz? Beyhan Hanım'ın konuşması dokundu. Bir Damla'yı da ben gerçekten biraz hem anne ya oldum hem baba oldum. Gerçekleri evet konuşuyor yani. Ama Damla sen bunu üzmeye sürekli devam ediyorsun. Nuray annelerin nasıl olsun isterdin? Yani içine dokunan en çok mesela hitap mıdır ya da yaptıkları şey midir ya da seni yok sayma mıdır? Ya da bilmiyorum hani bir şey dokunur. Bu yüzden çünkü sen doldun biliyor musun? Evet. Doldun haftalardır doldun bence. Aynen. Esasen ben kimseye kızmıyorum, oğluma kızıyorum. Buradan da sesleniyorum gerçekten. Yani Furkan abi bilmiyorum değişti, ne oldu bilmiyorum. Nişanlandıktan sonra beni hiçe sayıyor. Böyle bir şey olamaz. Yani ben her zaman çocuklarım için çok mücadele ettim. Yani tabii ki herkesin annesi babası mücadele etmiştir. Ama ben ta çocukluktan beri hem anne oldum hem baba oldum. Babamız beyin ameliyatlı olduğu için hep biz onu bir çocuk gibi yani arkasında dolaştık iyi olsun diye. Ama tabii ki yaşa, Allah rahmet eylesin, şey oldu,
Hem anne oldum ben çocuklarıma, hem baba oldum. Bütün sıkıntıyı yıllardır, 30 senedir ben çektim. Yani bu dile kolay değil. Yani bir bardak doluyor, taşıyor. Yani gerçek, acı gerçek. Belki bunu benim gibi binlerce kişi yaşamıştır illaki. Yani artık hassas oluyorsun. En ufak bir konuşmaya ağlayabiliyorsun. Ama şöyle bir şey istemiyorsun değil mi? Hani benden hani izin alsınlar her şeyi, bana haber ya, versinler her yani şey gibi ben, bir şey değil. Öyle bir şey. Ben diyorum ki ben sıkıntı yıllardır çektim. Benim çocuğum çekmesin. Bana danışmadan bir hata yaptığı an o çekince ben ne çekeceğim? Ama ben şöyle biliyorum. Değil herhalde değil mi Nuray? Hani üzülüyoruz ama hani evet, her şey bana danışsın. Damla da benim kontrolüm altında gitsin gibi bir şey değil. Öyle. Ya şu an Damla da kontrolüm altında değil. Burada en büyük hata benim oğlumda. Ben zaten onlara söz verdim. Dedim ki düğünden sonra hani bazen bana araba lazım oluyor. Müşteri gelip gidiyor, depoya götürmek, getirmek zorunda kalıyorsun. Furkan alıyor, ben götüremiyorum müşteriyi. Çocuk bazen onun işi çıkıyor, işe gitmek istiyor, özel işlerde de çalışıyor. Oraya gitmek gerekiyor, çocuk arabası kalıyor. Zaten hak veriyorum. Ben mesela şu 3 aydır kendi arabamı ben Furkan'a verdim. Ben iş yerime yürüyerek gidiyorum. Çocuğum tek ıslanmasın, etmesin. Hani ben yürüyerek gidiyorum, kalın giyiyorum, üşümesin. Grip olmasın, etmesin diye ona veriyorum zaten. Araba şu an zaruri bir ihtiyaç. Ha düğünden sonra ya bence alsın. Sizin aranızda bir anlaşmazlık var. Yani gelin ben diyor ki benim dediğim olsun. Nuray diyor ki ben zor şartlarda onları büyüttüm. En azından evet, sıkıntı çekmeden yani benim haberim olsun. En azından sorsalar. Onlar da diyor ki ben artık bir yuva kuracağım. Karışma benim ya, evime kursunlar, herhalde. Kursunlar öyle mi Damla? Kursun yuvasını. Yani ben şöyle düşünüyorum. Mi? Bir dakika Sevilacığım geleceğim sana. Şöyle düşünüyorum. Tamam ben hiçbir şeye işte yapmayalım, etmeyelim, annene sormayalım asla demiyorum. Kendi de burada, biliyor, yüzü burada. Ama bazen biz yani affedersiniz şunu, şu bardağı alıp şuraya koymaya bile ondan danışalım istiyor. Ya yani o kadar sadece, değil, abartma ya, bu abartı ya. Değil, bu sadece... Ya bırak ya, biraz abarttın gibi geliyor bana. Tamam da biz bir yere giderken bile oraya giderken hani bana sorun da öyle gidin. İşte şuraya giderken bana sorun da öyle gidin. Sorsan ne oluyor? Ya bir şey söyleyeceğim Beyhan teyze. Bak sorsan ne oluyor? Çok güzel bir şey. Ama şöyle sürekli aynı şey de sıkıyor insanı. Hadi git. Sıkıyor öyle insanı. Öyle ama Beyhan ben teyze o açıdan düşününce de. Sevil Hanım hemen ben bir kısa. Şimdi demin Nuray Hanım dedi ki. Vallahi biraz abarttı öyle. Nuray Hanım dedi, öyle dedi. Her şeyi söyleyin demiyorum. Her şeyin bir sınırı var yani. Nuray Hanım demin dedi ki. Benim dedi bazen dedi arabaya dedi ihtiyacım oluyor dedi. Depoya müşteri götürmek lazım oluyor dedi. Oğlum da oluyor falan dedi. Olay burada ne biliyor musunuz? Oğlu kendisine arabayı alsaydı bu kadar tepki yapmazdı. Bana aldığı için. Geline aldığı için. Çünkü araba oğluna da lazım. Bu kadar tepki yapmaz. Siz Sevilay Hanım hiç beni tanımamışsınız. Burada biz 2 haftadır birlikte yok, olduk. Yok, şu kalbimi, şu kalbimi hiç anlayamadım. Ya ben öyle düşünmüyorum. Yok. Öyle düşünen kadın evlerini de almaz. Bir çalışın yapın yok. Derdi. Benim öyle olduğunu düşünmüyorum. Şöyle evet, de bir şey var. Ne olursa olsunuz gelin değil evlatlarısınız. Aynen. Ve onların evlatlarıyla evleneceksiniz Allah nasip ederse. Saygı bir yere kadar olmak zorunda. Hitap şekli önemli bir seviyede olmak zorunda. Çünkü ben ve o kadının oğlunu alıyorsun ve aşkla alıyorsun. Ve peşinde alıyorsun. Ne kadar uğraştığını dinledik evet, senin evet, ilk geldiğin zamanlar.